Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. grafiğimizde güncel görüntü bu şekilde. Ee, dün 38.200 desteğinden bahsettim biliyorsunuz. Günlükte bollinger alt bandımız. Hemen oraya bir gidelim. Bakın arkadaşlar, şöyle bollinger bandını açalım. Dün oraya düşüş geldi, oradan sert bir tepki geldi arkadaşlar. Nereye kadar geldik? Bollinger orta bandına kadar tepkiyi verdik. Diğer taraftan da trend çizgilerimize yeniden dönelim. Şöyle bakın e, altına iğneler geldi desteğin. 38.200'den de tepkiye alıp çizginin üzerinde tutunup diğer çizgiye kadar yükseldi. Neydi arkadaşlar? 40.850 seviyeleri değil mi? Oraya kadar yükselişler gördük. Şimdi direnç noktasına takılmış durumda. 40.850 seviyesinde arkadaşlar. Üzerine atabilirsek momentum artabilir yukarı yönlü. Ama bir ara desteğimiz de mevcut oraya geleceğim. Önce şu kutuyu bir uzatalım? Şöyle biraz daha uzatalım. Hala aktif durumda bu kutumuz. Takip etmeye devam ediyoruz. Mesela e, ne var orada? E, İşime okuyu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın işimi oku bulutunun üst çizgisi var. Bir de günlükte işimi oku bulutunun alt çizgisi var. Oradaki de, direnç de önemli bana göre 41270 seviyelerinde. Yani 40.850 üzerinde 4 saat kapatırsa sıradaki direncimiz ora 41.250 seviyelerinde hatta biraz daha yukarısını yapalım 41.300 yapalım. Oran üzerinde de günlük kapanışlar gelirse yükseliş devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Nereye kadar devam edebilir? Bir bakalım. Mesela şu anda işim okunun ortalamasına geldik. Günlük grafikte gördünüz mü arkadaşlar? Üzerine atamadı bir türlü. Diğer taraftan da e, günlükte tekrar açayım ben. Şöyle Bollinger bandını bir daha açayım. Orta çizgisine geldik. Bakın milimetrik oraya iğne attı oradan düştü. Yani önemli bir direnç seviyesine geldik. Bir yatay çizgimiz. iki Bollinger orta bandı. Üç işimi okunun mavi ortalaması. Dediğim gibi hemen üzerimizde 41.300 seviyeleri var. Orayı takip edeceğiz. Oranın kırılması durumunda günlük Bollinger üst bandına kadar yükselişler görebiliriz. Orası da 43 bin dolar. Bakın kutumuz da orada bulunuyor gördüğünüz gibi. Hemen altında bir ara direncimiz var. 42.120 seviyelerinde. Orayı da ayrıca takip edeceğiz arkadaşlar. Yani yükselişlerde bu seviyeleri takip ediyoruz. Düşüşlerde de şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı biraz daha indireyim aşağı. Orada dip yaptık neticede. Şöyle olsun. 38.460 Bir zoom yapalım iyice. Yeterli midir? Böyle biraz daha altına gidelim. Şöyle yapalım. 38.400 yapalım arkadaşlar. Oranın altında 4 saatlik kapanış gelmesi gerekiyor. Destek olarak orayı takip edeceğiz. Direnç olaraksa dün olduğu gibi 2 gün önce olduğu gibi 3 gün önce olduğu gibi 40.850'yi takip edeceğiz ilk etapta. Daha sonra da 41.300'ü hedefleyeceğiz. Orayı açmamız durumda 42.120 sarı çizgimiz. Daha sonra da kutumuz 43.000 dolar seviyelerinde. Yani son durum bu şekilde arkadaşlar. Başka detaylar var mı? Bakalım bir 3 günlük grafiğe yeniden gidelim. Orada da söyledim arkadaşlar. MA 200'ümüz var biliyorsunuz. Bunları bir kapatalım. Gerekli ortalamalar açık kalsın sadece. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar biz ilk defa MA200 altında kapattık. MA200'den tepki gelebilir diye bahsettik değil mi arkadaşlar? İğnesini attı MA200'e 3 günlük grafikte de tepki geldi. En üst ortalama nerede? 43 bin dolar seviyesinde kutumuzun bulunduğu yerde gördüğünüz gibi. Yani en kritik dirençlerden biri eğer momentum artacaksa tabii ki. Daha önce dirençleri açmamız lazım. Diyelim açtı. Yükseliş devam ediyor. Hani 43 bin bana göre en kritik seviyelerden bir tanesi. Şimdi e, tepki gelebilir diye anlattık zaten sıkıntı yok. Yani e, şöyle anlatayım arkadaşlar çok manipüle ediyorlar. Mesela günlük grafiği açık. Bakın mesela günlükte yükselen tepe yaptılar öyle değil mi? Hani biz ne dedik bir bollinger orta bandını da kırsa iyi olur. O zaman emin olabiliriz. Ne oldu orta banddan düştü. Daha sonra yani yükselen tepe sonra sert bir düşüş geliyor. Daha sonra alçalan dip yapıyor arkadaşlar burada. Ondan sonra da sert bir yükseliş geliyor. Yani tam tersini yapıyorlar. Ve bu hareketleri yaparken saatlik grafiğe gidelim arkadaşlar. Bak soluksuz düşüyor soluksuz çıkıyor. Yani düzeltme bile yapmıyor. Yani bu ne anlama geliyor sizce? Tamamen long ve shortları patlatmaya yönelik hareketler. Yani diyelim burada adam düşüşe ikna oldu. Oradan short girdi. Ondan sonra tepki yükselişi geldi. Düzeltme bile vermedi arkadaşlar. Mesela en dipten short girdiyse adam 10 kaldıraç kullandıysa bakın %6.75 yükselmiş. Yani o adam %67 zararda arkadaş. %65 zararda. Ve panik olup satma potansiyeli var o adam. Belki de iyice abartacaklar. 10 kaldıraç patlatacaklar komple. O zaman nereye gidebilir mesela bir bakalım. Şöyle %10'luk yükseliş gel diyelim. 42 bin dolar seviyelerini işaret ediyor. Yani bu işler böyle arkadaşlar. Long short patlatarak gidiyorlar Longlar artarsa şimdi burada çok aşırı arttıysa Buradan da satış gelebilir misal Yani adamlar kimseye para kazandırmamak için elinden geleni yapıyor Biz ne yapıyoruz? 3 günlük grafiği açıyoruz arkadaşlar Sabırlı bir şekilde bekliyoruz Tap mı geldi? Tap mı geldi? Sıkıntı yok Biz uzun süredir nakitteyiz zaten Hala çok dip seviyelerde duruyor Bizim sattığımız yere bakarsak yani bekleyeceğiz. Buradan pump gelir, dump gelir. Bizi ilgilendirin biraz daha büyük resim. Eğer biz gün hareketlerle mücadele edersek bu manipülasyona maruz kalırız. Yani e, tam düşüşe ikna olursun pump gelir, yükselişe ikna olursun dump gelir. Yani kaldıraç patlatma operasyonlarına bizi de alet ederler yani sıkıntıya gireriz. O yüzden biz emin adımlarla gidiyoruz. Sabırlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Kesişim çok yakında. Biz bunu takip edeceğiz. O esnada ne manipülasyonlar dönür bizi ilgilendirmez. Haber mi çıkıyor? İlgilendirmiyor arkadaşlar. Hani biz buna odaklıyız yani. Buna odaklıyız. Devam edelim. İşimi okuyu açalım. Haftalık grafikte. Ee, şöyle. Biliyorsunuz bulutun da altındayız. Altında ilk defa tam bunu kapattık. Yükselişe rağmen hala altındayız arkadaşlar. Bu da bir detay olsun. Bulutun çizgisi nerede şu an? 41 bin dolar seviyelerinde. Yani e, hala negatif hava devam ediyor haftalıkta, stokastik hala sat, arasaya bakıyoruz. Bakın arasay ortalamasının altında kapattı ve pump geldi. Bakın burada da bir tuzak var. Yani adamlar öyle ikna etti ki düşeceğine mesela tamam ben hala düşeceğini düşünüyorum. Tepkiden sonra olabilir yani buradan all time highlara doğru gideceğimizi düşünmüyorum. Ama e, bu negatif sinyalleri veriyor adamlar mesela işimi okunun altında kapatıyor. 3 günlükte MA200 altında kapatıyor. Arasayda da altında kapatıyor. Bir sefer ne oluyor arkadaş? Herkes şorta yükleniyor. Ve adam bir ters köşe yapıyor. Bir pump yapıyor. Hepsini trenden atmaya çalışıyor. Şu an haftalık kapanış daha yeni geldi. Yani dün biz haftalık kapanışı değerlendirdik. Daha bayağı bir var. Ne kadar? 5 gün var arkadaş. 5 gün 16 saat var. Yani hafta sonuna kadar tekrar bir düşüş gelirse bu ortalama yeniden arasayın altına gider. Yani burada da bir sefer yukarı yönlü fake atmış olurlar. Yani arkadaşlar en temizli kapanış bazlı gitmek. Bakın mesela MACD de sat sinyali verdi haftalıkta. Hemen arkasından bu pump yapıyor. Önce e, şöyle diyeyim. E, düşüş bekleyenleri iyice hani mesletmek için bir düşürdüler dün değil mi? 38.200'de adam dedi o iyi ki de short girmişim. Bak ne güzel düşüyor filan. Sinyalleri görüyor adam tabi. Ondan sonra pump yapıyorlar arkadaşlar. Anladın? Mevzu bu yani. Tamamen manipülasyon. Tamamen manipülasyon. Ama büyük resimde biz e, iler bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Henüz bir problem görmüyorum yani. Henüz bir problem görmüyorum. Mesela 4 saat gidelim. Orada da iyi manipüle ediyorlar durumları. Yani şu an 4 saatliğe göre trade'e girmek hiç akıl işi değil. Mesela bakın süper trendi açayım. Bay veriyor mesela burada. Biraz yükseliyor tekrar düşüyor. Sel veriyor biraz düşüyor tekrar bay veriyor. Yani çok kısa aralıklarla oluyor bu. Normalde bakın bir bay verdiğinde uzun soluklu yükseliş yapar. Sel verdiğinde uzun soluklu düşüş yapar. Ama burada arkadaşlar çok kısa sürede yine yapıyorlar. Yani burada da long short patlattıkları bariz belli arkadaşlar. Günlük grafiğe gidiyoruz mesela. Yani günlükte sel çizgimiz uzun süredir aktif burada bir problem yok. Ama 4 saatlikte bayağı manipüle ediyorlar. Mesela saatlikte de öyle. Şöyle göstereyim. Mesela işimi okuyu açalım. Bakın. Bulutun üstüne gidiyor. Biraz yüksek şey tekrar altına falan. Feşmekan. 4 saatlikte gördüğünüz gibi şurada bulutun üzerine atıyor. Fake atıyor. Önce burada fake atıyor. Sonra burada atıyor. Tekrar sert düşürüyorlar. Mesela şimdi bulutun üzerine atıp tekrar düşürebilirler mi? Yapabilirler tabii. Bakın burada da önemli bir desteğimiz var. 39.500'ü gösteriyor. 4 saatlik işimi okunun ortalamaları. Yani ilk destek olarak orayı takip edebiliriz. Eğer düşüş gelirse 39.500 bölgesini takip edebiliriz. Tutunamazsa arkadaş 38.400 bölgelerine kadar gelişmeler görülebilir. Yani durumun özeti bu. Destek ve dirençleri net verdim. E şu an sıkıntı yok arkadaşlar. Benim çizdiğim çizgilere göre gidiyoruz. Tekrar açayım arkadaşlar. Yani çizdiğim çizgilere göre gidiyor. Sıkıntı yok yani. Ee, sabırdan bekleyeceğiz. Ne kalmış Dead Cross'a? 2 haftalık bir zaman kalmış. Belki daha az. Belki daha az. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Hani bu kadar sabretmişiz. Bir iki hafta daha mı bekleyemeyeceğiz? Değil mi arkadaşlar? Bu. Dün de dedim. Uçuş gelirse treni kaçırma diye bir şey yok. Orta vadeli güzel alımlar yapılabilir. Hala mesela buradan 55 bine bile gitse. Hani Baya baya momentumu yakalamış değil mi? Yani oltamaya doğru gidiyor. Oradan bile güzel para kazanabilirsin ki. Endi bir zaten yakalayamayacaksın. Buradan bin dolara bile düşse o bin dolardan alamayacaksın sen zaten. Binden alamazsan üç bin dolardan alırsın. Misal üç x yapmış olur öyle alırsın. Yani endi bir zaten yakalayamıyorsun. O yüzden arkadaşlar tren kaçacak korkusuna kapılmamak lazım. Ee, bir de şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum size. Altcoin market cap arkadaşlar. Bu da önemli bence. Şöyle günlük grafiğine gidelim. Bakın arkadaşlar, günlükte öyle bir çizgi kırıldı ki altcoin market cap'te. Nedir bu altcoin market cap? Altcoin neredeki parayı temsil ediyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bakın bu grafik 2015 yılından gelen yükselen trend. Gördünüz mü? 2015 yılı. Ana yükselen trendimiz bu bizim. Ve şimdi gelinen noktaya bakıyoruz. Ve altına sarkmışız arkadaşlar. Biz bu trendin. Günlük bazda sarktık. Haftalık bazda altındayız gördüğünüz gibi. Yani şu an bir rites yükselişi olabilir. Ama burada bence çok büyük tehlikeli sinyal var arkadaşlar. Yani bu çizgi yabana atılacak bir çizgi değil. Gördüğünüz gibi çok önemli bir çizgidir. Gördünüz mü? Yani net bir şekilde duruyor ortada ve o 2015 yılından geliyor, 7 yıllık trend çizgisi arkadaşlar ve şu anda da biz o çizginin altına yeni kırdık da daha. daha bu hafta altına sarktık. Ee, o yüzden biraz izlemek gerekir diye düşünüyorum. Buradan hani al sat yapmak isteyen yapabilir. O ayrı da hani hodl için biraz tehlikeli duruyor arkadaşlar. Bu detayı da paylaşmak istedim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.